Merhabalar efendim. Yeni bir Türkistan gündemi programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda 100. yılında Birinci Dünya Savaşı'nı ama Türk dünyasında yol açtığı gelişmeler açısından ele alacağız. Her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. Sonra konuklarımızla konuya geçeceğiz. Gürcistan yeni bir siyasi krizle karşı karşıya. Gürcistan'da Savunma Bakanı İrakli Alasaniyan'ın Başbakan Garibaş tarafından yolsuzlukla suçlanarak görevden alınmasının ardından iki bakanın istifasıyla büyüyen kriz Gürcü Hayali Koalisyonu'nu parçaladı. Koalisyona 10 milletvekiliyle destek veren ve Batı yanlısı politikalarıyla bilinen Özgür Demokratlar Partisi hükümetten ayrıldı. Böylece 150 sandalyeli mecliste hükümet çoğunluğu kalmadı. 2012'de genel, 2013'te ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Gürcü Hayali Koalisyon hükümetine 6 siyasi parti destek veriyordu. Bulgaristan'da 5 Ekim'deki erken genel seçimin ardından koalisyon hükümeti için ilk adım atıldı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rozen Plevneniyev, yeni hükümeti kurma görevini en çok oyu alan GERB Partisi'nin lideri Boyko Borisov'a verdi. Yeni koalisyon hükümeti için destek arayışlarını sürdüren Borisov, olası ortakları aşırı milliyetçi vatansever cephesi ve sağcı reformcu blokla son bir kez görüşeceğini, hesaplarının tutmaması halinde görevden vazgeçebileceğini söyledi. Muhalefette kalan ve çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi ise olası koalisyonu desteklemeyeceğini daha önce açıklamıştı. Aral Gölü'nün yaşadığı trajedi dünya gündeminde. 28-29 Ekim'de Özbekistan'da düzenlenen Aral Gölü Havzası'ndaki çevre felaketini azaltmak için işbirliğini geliştirme uluslararası konferansı olumlu sonuçlar verdi. Uluslararası çevre kuruluşları Aral Gölü'nü kurtarmak için 3 milyar dolar yardımda bulunacak. Konferans sonunda Aral Gölü'nü kurtarma fonu Özbekistan hükümeti ve ilgili devlet kuruluşları arasında bu ekolojik felaketle mücadeleyi öngören 30'a yakın anlaşma imzalandı. 2011-2015 döneminde Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği ve diğer bağışçı ülkelerin katılımıyla Aral Gölü'nü kurtarmak için 300'den fazla yeni projenin uygulanması bekleniyor. Bu projelerin maliyeti yaklaşık 8,5 milyar dolar. Öte yandan TİKA da Aral Gölü trajedisine duyarsız kalmadı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Özbekistan'da Aral Gölü felaketi nedeniyle zarar gören bölge halkına sağlık, tarım ve hayvancılık projelerinde kullanılmak üzere 8 ile 10 milyon dolar arasında yardım yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi İbrahim Yunusov'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan ve ülkesinde tanınmış bir müzisyen olan Büyükelçi Yunusov, bir dönem Kültür ve Turizm Bakanı olarak da görev yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkmenistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaret, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un daveti üzerine gerçekleşti. 6-7 Kasım'da gerçekleşen ziyaretin ardından iki ülke arasında işbirliğini geliştirecek bir dizi anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Efendim tekrar merhaba. Konuklarımı tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Abdülvahap Kara, Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer konuğumuz Doçent Doktor Alper Alp, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'dan da İstanbul'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz malum de. Bu ara 100. yılı dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı çeşitli yönleriyle hem sempozyumlara konu oluyor, hem yayınlara konu oluyor, dergilerin kapağını oluşturuyor. Bir sürü etkinlik yapılıyor. Fakat biz istedik ki kendi program konseptimize de uygun olması açısından tamam Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılı ama Türk dünyası açısından, Türk dünyasının etkileri, Türk dünyasının bu süreçte yaşadığı gelişmeler bağlamında ele alalım istedik. Ama bir genel girişle başlasak. Vahap Hocam, Birinci Dünya Savaşı hem öncesiyle hem sonrasıyla ele alındığında genel hatlarıyla niye önemlidir? Buradan başlasak. Önemi özellikle bu savaşın dünyada ilk olarak küresel çapta, hı hı, ve en çok insanın, yani milyonlarca insanın öldüğü büyük bir savaş. Çapı itibariyle. Çap itibariyle zaten, yani dünyada bugüne kadar gelmiş geçmiş en, yani ilk olarak. Tabii ondan sonra 2. Dünya Savaşı bunu aşacak ama. Savaşların anası falan tabii, da demiş değil tabii mi? Yani çok önemli bir savaş. Yani ilk defa böyle küresel çapta, yani tüm
dünyayı kapsayan bir savaş olması hasebiyle çok önemli. Diğer bir yönü de tabii bu bir bugünkü küresel belki de mücadelenin başlangıcı. Özellikle sanayi devriminin gelişmesi, sanayi ülkelerinin ham madde kaynakları araması, ucuz pazar araması ürettiği üretim fazlasına ve bu bir çıkar çatışması. Bir tür paylaşım savaşı. Bir paylaşım, bir çıkar savaşı. Alper Hocam sizin yorumunuzla alsak bu konuyla ilgili. Evet. Yani savaşın gelişi tabii 1870'lerden itibaren belli oluyor. Çünkü İtalya ve Almanya'nın yeni aktörler olarak ortaya çıkması, bunların yeni hedefler belirlenmesi, dünyada ki rekabetin giderek yavaşlayacağına ve tarafların karşılıklı menfaatleriyle ya da bütün dünyaya yayılacak bir şekilde paylaşın bütün o gelişmeleri böyle bir mantık yerine tahakküm, hegemonya mantığıyla hareket ettiklerinden güçlü devletler kendinde bu potansiyeli de gördüklerinden İngiltere'dir, Fransa'dır, Almanya'dır. Dolayısıyla savaşın 1870'lerden itibaren böyle bir savaşın adım adım aslında kendini gösterdiği, geliyorum dediğini görüyoruz. Yani gelişmeler oraya doğru götürüyordu. İngiltere'ye baktığımızda işte Rusya'yla meselelerini, hani o bloklaşma söz konusu olduğunda da Rusya'yla problemlerini Uzak Doğu'da ve İran'da çözüyor. Fransa'yla Afrika'nın kuzeyinde, ortasında çözüyor. Almanya'yla hem donanma açısından hem kara ordusu açısından yakında bölgeler birbirine böyle bir risk var. Kendisine hem güvenlik açısından önemli bir risk hem de dünya genelindeki ne diyelim o pazar ve sömürge anlamında önemli bir rakip olarak. Dolayısıyla işin buraya gideceği bu Alman ve İtalyan birliklerinin sağlanmasından sonra adım adım her merhalede belli oluyor. Sonuçlar açısından bakıldığında bize bir imparatorluğa mal oldu böyle daha şey bir ifadeyle söylersem, ama sadece Osmanlı değil başka imparatorlukların da sonunu getirdi değil mi? Yani Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Çarlık Rusyası. Tabii tabii falan. Yani bu savaş bir kere imparatorlukların sonu oldu. Yani üç imparatorluğun artık tarihe karıştığını görüyoruz. Yeni devletler, yeni oluşumlar meydana çıkıyor. Tabi bu Türk dünyasında çok derinden etkiliyor bu savaş. Çünkü bu kaybolan imparatorluklardan birisi Osmanlı İmparatorluğu. Bunu tabi seyircilerimiz biliyor Türkiye olarak, ama bir de Rusya'nın çökmesi var. Bu da Türk dünyasını çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Çarlık Rusyası'nın hakimiyeti altında işte Tatarlar, Kırgızlar, Kazaklar, o Türkistan coğrafyası, hepsi burada. Tabi bunlar çok büyük bir şekilde etkilenecekler. Aynı zamanda biliyorsunuz Çarlık Rusyası'nın akabinde bir Bolşevik devrimi var. Yani bir Sovyet devletinin kurulması. Savaşın ortasında neredeyse, yani 1917. Tabii bunun sonucu da çok Türk dünyasını etkileyecek. Evet. Belki Türk dünyasını ikiye bölecek. Yani bugün Batı'da dediğimiz, daha sonra Soğuk Savaş döneminde Türkiye Batı'da kalacak. Diğer bizim Orta Asya, diğer dış Türkler diye bir dönemde adlandırdığımız Türkler de Sovyet bloku içinde kalacak. Demir perdenin arkasında. Bunun en büyük sonucu bence, en büyük etkisi zihin değişikliğidir. Yani Sovyetler Birliği bir ideoloji devleti olarak tahakküm altındaki insanların zihinlerinde, bilinçlerinde, kültürlerinde büyük değişimler yaratmıştır ki bunun etkileri hala devam ediyor. Bugün o cumhuriyetler Sovyetlerden bağımsızlığını ilan edeli 23 yıl oldu. Fakat henüz o Sovyet ideolojisinin kalıntıları zihinlerden tamamen temizlenmiş değil. Söz buraya gelmişken Alper Hocam, Rusya Müslümanları tabiri o dönem için kullanılıyor değil mi? Yani Sovyetler daha sonra devreye girecek. Rusya Müslümanları deyince de tabii İdil Ural bölgesi asıl dominant, işte Kazan'ın etkisi, diğer önemli şehirler. Birinci Dünya Savaşı Rusya Müslümanları açısından ne anlama geliyor, nasıl tepki koyuyorlar, ne tür tavır alıyorlar, biraz oradan devam etsek. Tabii imparatorluklar dağıldı ama Rusya geçici bir duraksama yaşadı. Rusya İmparatorluğu dağılmadı, yeni bir şekilde devam etti. Sovyet İmparatorluğu da diyebiliriz buna, her ne kadar sosyalist yapının imparatorluk olmadığı iddiaları olsa da bu Rus İmparatorluğu'nun topraklarını da baktığınızda birebir aynısıyla devraldığına göre Çarlık'ın sadece rejim değiştirmiş şekli bir imparatorluk olarak devam etti. Tabii
Rusya Müslümanları'nı çok önemli ölçüde etkiledi. Savaşın hemen bir öncesine bakmak lazım bu etkiyi tam manasıyla ortaya koyabilmek için. Şimdi Rusya Müslümanları tabiri tabii birleştirici bir şey. Toplumda henüz etnik ya da milli kimlik olarak isimlendirmede anlaşma söz konusu değil. İşte Türk adından yana olanlar var, Tatar adından yana olanlar var. Bu konuda tartışmaları çok uzatmamak için böyle bir formül, ara formül bulunmuş. Rusya Müslümanları denmiş. O zaman da zaten milletler sistemi din üzerinden devam ettiği için değil mi? Evet, kuşatıcı bir tanımlama. Daha çok dini kimliğin ön planda olduğu devir olduğunu söyleyebiliriz Birinci Dünya Savaşı öncesi. Ama Birinci Dünya Savaşı öncesi biraz bizim aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin tam dağılma devrini hatırlatacak bir şey. Yani çok umutların ortaya çıktığı, Türk dünyasında ilişkilerin birbirine çok yakınlaştığı, işte aynı zamanda biliyorsunuz İsmail Gaspıran'ın da ölümünün 100. yılı Birinci Dünya Savaşı ile aynı döneme denk geliyor onu Türk dünyasını kaybetmesi. Onun ve etrafında onun görüşlerini benimseyen aydınların, işte gazetecilerin çabalarıyla ilişkilerin çok yaklaştığı. Yani işte Vakit Gazetesi'nin Orenburg'da çıkan, İstanbul'a gönderildiği okunduğu, Tercüman Gazetesi'nin Azerbaycan'da, Türkiye'de, daha Doğu Türkistan'a kadar hatta gidip gönderildiği, abonelerin olduğu, okunduğu bir devir. Rusya'da parlamento var o sırada, savaşın hemen öncesinde. Ve burada Rusya Müslümanları temsil ediyor, ediliyor. Bu temsilde de Kazan Tatarları ön planda. Çünkü seçim kanununa göre Rusya'da ikinci Duma'dan sonra artık son derece kısıtlı bir milletvekili sayısı kaldı. Ve seçilebilenler ancak İdil Ural bölgesinden olanlardı. Ama buna rağmen yani bütün bu toplumu 13 milyonluk o zamanki tahmini rakamlar temsil hakkıyla temsil ettiğini söyleyebiliriz. Yani işte eşit bir vatandaş olarak, bir teba değil ama eşit bir vatandaş olarak yaşamanın yolunu bulmaya çalışıyorlar. Bu şekilde bir hakların peşinden gidiyorlar. Yani bir Rus devlet içerisinde hangi haklara sahipse Müslümanların da bu ülkenin vatandaşları olarak aynı haklara sahip olması gerektiği yolunda mücadeleleri sürdürüyorlar. Böyle bir ortam savaş başlıyor. Savaş başlayınca da bakıyorsunuz Tatar gazetelerinde falan da savaşla ilgili, savaşın ilanı ile ilgili Çar'ın manifestosu, fermanı yayınlanıyor. Orada ne diyor? Biz diyor bu savaşı Osmanlı Devleti'nin saldırması üzerine ilan ettik. Ama bu bizim için bir fırsat oldu. Atalarımızın sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirmek için bir fırsat oldu. İstemezdik ama bundan sonra böyle olacak. Bu diyor. Alman zırhlıları gerekçesi değil mi? Evet. Saldırı. Ve bunu dediğim gibi Tatar gazetelerinde yayınlanması ne demek? Siz de bu hedefe destekleyeceksiniz demek. Tabii desteklememek, destekleyip desteklememe meselesi de biraz karmaşık. Çünkü teba olarak yaşadığınız devletin girdiği savaşta başka bir devleti desteklemeniz mümkün değil. Yani bu bir suç zaten. Ama bir yandan da hilafeti temsil eden Osmanlı bağı var. Osmanlı'yla aidiyet ilişkisi var. Bu gönül bağı var elbette. Ama işte bu manifestonun arkası da geliyor. Yani savaş hukukuna uymazsanız bunun ağır cezalarıyla da muhatap olursunuz diye şeyleri de var. Bunun devamı da geliyor. Ha tabii gönülden destekleme manasında o manzara farklı. Onu nasıl göreceğiz? Biraz daha önceki Balkan Savaşları durumuna, zamanına gideceğiz mesela. Balkan Savaşları sırasında 1913 yılı Kurban Bayramı'na denk geliyor. Edirne'nin de Osmanlı Devleti'nin elinden çıktığı bir zaman. Orenburg'da, Kazan'da, Ufa'da bazı Müslümanlar, yani tüccarlar, şeyler, dükkanlarının üzerine ilanlar yazıyorlar. Bu Kurban Bayramı'nda diyorlar, bayramlaşma olmayacak. Yani işte Edirne'de dahil olmak üzere Osmanlı Devleti'nin o yaşadığı felaket nedeniyle o acıyı paylaşmanın bir şeyi. Başka çok daha somut bir olay yine Balkan Savaşları ile ilgili. Osmanlı yaralılarına
o bölgeyi terk etmek zorunda kalan insanlara yardım kampanyaları düzenliyorlar. Zorunlu göç. Evet, Kızılay üzerinden ve Osmanlı konsoloslukları üzerinden. Yani dolayısıyla Osmanlı Devleti ile ilgili gelişmeler son derece duyarlılar ve gönülleri Osmanlı Devleti'nde ile birlikte. Bu anlamda yapılan çalışmalar hani İdil Ural ya da Rusya Müslümanlar açısından biraz daha yakından bakarız ama Orta Asya'ya bir uzanalım. Benzer süreçte Orta Asya ya da o günkü tabirle Türkistan Türklerinin duyarlılıkları, tutumları, yaklaşımları neydi hocam? Birinci Dünya Savaşı bağlamında. Şimdi burada çok ilginç. Orta Asya Müslümanları veya Türkleri o dönemde tabii bu savaşla ilgili haberleri yakından takip ediyorlar. Bilindiği gibi burada biraz Rus tarafında da Slav milliyetçiliği var. Evet. Yani yazılan yazılarda İstanbul'u Rusların alacakları ve Ayasofya'ya haçı dikecekleri belirtiliyor. Hatta biliyorsunuz gizli antlaşmalar var. Rusya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın yaptığı. Burada Rusya'nın üstüne düşen pay işte İstanbul, Batum, Karadeniz kıyıları vesaire. İşte bu Slav milliyetçiliği Türkistanlıların tepkisini çekiyor. Ve hatta o dönemde işte Kazakların Alaş Milli Hareketi'nin bir gazetesi var. Kazak gazetesi. Bu gazete Orenburg'da yayınlanıyor. İşte burada bu Birinci Dünya Savaşı esnasında çıkan bir makalesinde Mir Yakup Dulat. Yani Kazak Alaş Hareketi'nin önderlerinden buna değiniyor. Yani diyor, Ruslar diyor Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye haçı dikme hazırlığı yapıyor. Biz buna seyirci kalacak mıyız? Biz de mutlaka yani Türklere yardım etmeliyiz. Çünkü Türkiye diyor Müslüman devletlerin içinde en güçlüsü, en kuvvetlisi akrabamız. Bu şekilde biz de ona yardım etmeliyiz diyor. Tarihsel hafıza devreye giriyor değil mi? Yani Haç-Hilal Savaşı ya da Haçlı Seferleri kodu devreye giriyor. Hani haçı Ayasofya'ya dikeceğiz diye deklarasyon yayınlayınca toplumun bütün hafızası ona kodlanıyor. Ya zaten şimdi o dönem belki bu döneme göre daha ilişkiler daha samimi, daha sıkı, daha gelişmiş. Çünkü bizim Türkistanlı hacılar Mekke, Medine, kutsal topraklara giderken mutlaka İstanbul'dan geçerler. Yani İstanbul'dan geçmezlerse sanki o haç yarım kalmış gibidir. Yani İstanbul'a büyük sevgi var. Sonra hocamızın da belirttiği gibi hilafetin merkezi, Türklüğün, İslamiyet'in bir beşiği. Kültür merkezi. Mesela biz o dönemin aydınlarına bakıyoruz. Hacca gittikten sonra dönüşte mutlaka İstanbul'da 6 ay kalıyorlar. Kütüphanelerde çalışıyorlar. Mesela Akıt Ülümcüoğlu, Doğu Türkistan'da Kazakların o dönemdeki aydın şairlerinden. Yine Kazakistan'ın önemli aydın şairlerine Şakerim Kuday Berdioğlu. Buralarda 6 ay kalarak İstanbul'da bu kültür şehrinde çalışmalar yapmıştır. Yine aynı dönemde çok ilginçtir Osmanlı döneminde. Medine'de Kazak öğrenciler vardı, Türkistanlı öğrenciler vardı. Tahsil görmektedirler. İşte Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde bunlar orduya yazılıyor, Osmanlı ordusuna. Biz diyor savaşa gideceğiz. Ama aynı zamanda hepsi birer lira da orduya yardım ediyorlar. Hem bedenen savaşa katılacaklar, bir de üstelik cepte karşılıklarını da orduya veriyorlar. Şu mu? Yani biz paralı asker değiliz. Hani bir de bağış, maddi bağış yapıp gönüllü katılmak. Hani sanki ordudan bir şey almak için değil de zaten fedakarane katılıyoruzun sembolik bir şey mi acaba? Tabii aynen dediğiniz gibi. Çünkü şöyle diyorlar öğrenciler. Ben bunu bir gazetede buldum o dönemin. Şöyle demişim. Biz bu parayı niye veriyorsun? Sen kendiniz geliyorsunuz yani. Anladık. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Yok diyor. Biz bunu vermezsek buradaki Araplar diyecekler ki bunlar öğrenci. Paraları yok. Yani orduya giriyorlar maaş alacaklar. Ha, öyle mi ilginç? Bunu tabii, da beyan ediyorlar yani. Tabii söylüyorlar. Hani biz bunu veriyoruz ki biz para pul için değil. Evet. Yani biz Türkiye'ye kendi vatanımızı gibi görüyoruz. Canımızı vermeye hazırız. Yani bunda başka bir niyet yok. Bunu dost düşman bilsin şeklinde cepten karşılıklarını da orduya hibe ediyorlar. Yani bu diyor yani bazıları zannedebilir. Bunlar Türkistan'dan geldiler. Harçlıkları bitti. Yolsuz kaldı. İşte Osmanlı ordusuna katılarak işte iaşe yiyecek, maaş alacaklar gibi bir yanlış düşünce olmasın. Biz tüm paralarımızı da orduya hibe ediyoruz şeklinde konuşan böyle bir şey var. Mesela diğer bir olay, yine Birinci Dünya Savaşı'nda olmuş bir olay. Türkistan'a Alman pamuk tüccarları gidiyorlar. Savaş devam ediyor. Evet. Biliyoruz Türkistan pamuk merkezi, oradan pamuk alacaklar. Fakat Taşkent'teki o Özbek pamuk tüccarları çok isteksiz.
Hı-hı. Yani satmak istemiyor ama tabii satıcı da kimliğini gizliyor. Hı-hı. Yani Almanya adına alıcı olduğunu söyleyemiyor. Hı-hı. Çünkü Rusya ile Almanya savaş halinde biliyorsunuz. Evet. Yani düşman bir ülkeyim. Yani söylersem satmazlar. Evet. Gizliyor. Onlar da tabiyetini bilmediği bu kişiye şey satmak istemiyorlar. Diyorlar ki önce bize bu aldığın pamuk nereye gidecek? Esas alıcı kim? Nihai nokta neresidir? Bize önce bunu söyleyin diye ısrar ediyorlar. Alman tüccar diyor ki ya size ne? Nereye gidiyorsa gidiyor. Hmm. Al paranı diyor. Ver pamuğu. Hmm. Yok diyor. Biz vermeyiz katliyen. Önce bize söyle diyor. Mecbur kalıyor söylüyor diyor. Ben bunu diyor. Almanya'ya verecektim diyor. Bir bakıyor ki adamlarda bir sevinç gözlerini pırıltı. Aman diyor o zaman biz size diyor bunu daha ucuza vereceğiz. Madem ki bu Almanya. Niye? Osmanlı'nın müttefiki tabii, olduğu için. Adam şaşırıyor mesela ya nasıl olur falan diyor. Diyor siz diyor Osmanlı'nın müttefiksiniz. Bizim size vereceğimiz her pamuk ucuza vereceğimiz bu Osmanlı'ya bizim yardımımızdır diyor. Bu şekilde kendilerince yani imkanlar nispeti tabii oradan orduya katılmak vesaire tabii mümkün değil. Ama diyor biz diyor yani pamuğu satarken kolaylık göstererek veya daha fazla pamuk satarak bu şekilde Osmanlı'ya yardım edecek. Yine bir istek, evet. Taşkent olayın yine bir diğer bir olay var. Hı hı. İşte bu savaş zamanında işte Çarlık Rusya Taşkent'te sinemaya halkı dolduruyor. Hı. Onlara savaşla ilgili film göstererek propaganda yapmak istiyor. İşte onu gösteriyor. Bir defasında İstanbul Osmanlı ordusu ortaya çıktığı zaman salon alkıştan yıkılıyor. Millet ayağa kalkıyor. Hı. Bundan sonra bir daha Ruslar yani Türkistan'da öyle propaganda film göstermiyor. Yani ona kimse itibar etmiyor. Yani demek istediğim şudur, yani geçtiğimiz yüzyılın başındaki ilişkiler bugüne göre çok iyiydi. Hatta birbirinin gazetelerini okurlardı. Hatta dillerin de belki anlayacak seviyedeydi. Yani zaman içinde işte bu Sovyetlerin böl parçala yönet politikasıyla hem Türkistan'da dilde değişiklik meydana geldi. Herkesin mesela farklı alfabesi farklı. Ama buna karşılık biz de hata yaptık yani Türkiye Cumhuriyeti olarak. Dilimizi sadeleştirme uğruna Arapça, Farsça kelimeleri atacağız diye dile yeni kelimeler yani sonradan türetilmiş. Hani ortak kelimeler yok. Yani ortak kelimeler aslında atılmış. Çünkü mümkün, ihtimal dediğimiz kelimeler, olanak, olasılık dediğimiz zaman bunu Orta Asya'da kimse anlamıyor. Ama hangi Orta Asya ülkesine giderseniz, ister Kazakistan, ister Kırgız, Özbek, Türkmen, Tatar, mümkün ihtimal diyen hepsi bilir. Mektep deyince anlıyorlar. Mektep deyince anlar. Okul anlamaz. Okul sonradan türetildi. Dolayısıyla yani bu zaman için biz bugün belki birbirimizi anlamakta zorlanıyoruz ama 1900'lerin başında yani bu kadar bence o kadar değildi. Evet. Daha çok yakın değilimiz, şimdi, kültürümüz, düşüncemiz. İdil Ural ya da Rusya Müslümanlarını konuştuk. Orta Asya'yı konuştuk ki savaşın hani sıcak bölgelerine hali uzak bir yer ama asıl Kafkasya'da bir Dünya Savaşı'nın etkilerini konuşmamız lazım. Hani Kafkasya daha çünkü bölgeye yakın, savaşın doğrudan etkisi altında olan bir bölge. Kafkasya'ya da bir baksak hocam. Evet. Kafkasya'da aslında İdil Ural'la çok bağlantılı. Çünkü Rusya Müslümanlarının iki önde giden merkezi buralar. Hı hı. Kafkasya, Güney Kafkasya daha doğrusu. Bugünkü Azerbaycan ve Gürcistan'ın olduğu bölge, Ermenistan'ın olduğu bölge. Ve Rusya Müslümanlarının sosyal, ekonomik, siyasi önderleri İdil Ural bölgesiyle buradan çıkıyorlar. Hı hı. Kafkasya'da da bu sırada çok ilginç bir gelişme var. Yani Rusya Müslümanlarının savaşla ilgili tutumlarını gösteren. Şimdi Sarıkamış Harekatı başlıyor. Osmanlı ordusu Sarıkamış'a doğru ilerlerken Kars o sırada Rusların hakimiyeti altında. Rusların oblast olarak düzenlediği bir bölge. Burada Ermeniler Müslüman ahali Osmanlı Devleti'ne yardım ediyor şayiasını yayarak saldırıya geçiyorlar. Ve birkaç ay içinde yani 1914 Aralık ayından 1915 Şubat'ına kadar 30 bin insanı burada katlediyorlar Müslüman Türk ahaliyi. 30 bin? Evet. Tabii diğerleri de kaçarak kurtuluyorlar. Yoksa onlara da merhamet ettiklerinden değil. Bunun üzerine Azerbaycan'da Bakü Hayır Cemiyeti yardım faaliyeti başlatıyor. Tabii Rus makamlarından izin alarak. Hatta kardeş onların, kümeyi. Evet. Hı-hı. Onların izniyle elbette. Hı hı. Yani tabii yardım edilebilmesinin nedeni Kars'ın o sırada Rus hakimiyetinde olması. Yoksa Türkiye'deki bir bölgeye yardım edemezler. Buna müsaade edilmez. Ama işin bir başka ilginç boyutu Azerbaycan gazeteleri bu yardımı bir kampanya haline bir yardım yarışı, bağış yarışı haline getirdikleri sırada işte Kırım'ın haberi oluyor. Tercüman gazetesinin işte
İdil-Bural bölgesindeki hı hı. gazetelerin, aydınların, onlar da harekete geçiyorlar. Kazan'da, Ufa'da, Orenburg'da işte tiyatro gösterileri oluyor, konserler oluyor. Bağışları tamamıyla, gelirleri tamamıyla Kars'a gönderilmek hı hı. üzere. Yani çok önemli bir dayanışma ortaya çıkıyor. Bölgesel mesela, bir seferberliğe dönüşüyor evet, adeta. Evet. Evet. Hatta bugünkü Sibirya'dan, Omsk'tan, İrkutsk'tan, oralardan taş... O günkü iletişim, haberleşme imkanlarıyla. Evet, evet. Oralardan bile cüz'i de olsa evet. yani bu yardım faaliyetine katılanlar var. Dolayısıyla Rusya Müslümanlarının birbirlerinin kaderiyle ne kadar yakından ilgili olduklarını, birbirlerine olan kardeşlik hislerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren güzel örnekler bunlar. Ve mesela Kafkasya'da yine Ermeniler şayia yayıyorlar. Efendim işte buradan İttihat Terakki ajanları silahlar kaçırdılar ve bunu Rusya'da Müslümanların olduğu yerlere gönderecekler. Nereye? İdil buralar, nereye? Sibirya'ya, Orta Asya'ya. Aman dikkat edin falan. Tabii Rus makamları böyle şeyler karşısında çok tedirginler. Duyarlı tabii. Çok evet. duyarlılar, çünkü araştırıyorlar. Böyle bir şey de var, bağımsızlık arayışı, mücadelesi. Yani 13 evet. milyon insan tabii. Neticede halife de cihat ilan etmiş. Hı hı. Bu zemini yoklamaları lazım. Hı hı. Tabii Ermenilerin yaydığı şey şaya kasıtlı. Evet. Orada Azerbaycan bölgesinde, Kafkasya bölgesinde Türklere karşı bir üstünlük hı hı. sağlamak. Çarlık hükümetinin desteğini de alarak bunu araştırıyorlar. Tabii bir şey çıkmıyor. Hı hı. Ama yani Ermeniler bu anlamda her fırsatı değerlendirmiş oluyorlar. Yani savaşın tabii ilk yıllarında böyle şeyler var. Hı hı. Savaşın sonrasında çok daha acı olaylar olacak. Yani 1917'den sonra Bolşevikler iktidarı ele geçirip de savaştan çekildiklerini ilan ettiklerinde savaştan çekildiler ama savaş meydanından çekilmediler. Nasıl? Hı hı. Ermenilere bıraktılar bu bölgeleri. Hı. Yani Doğu Anadolu'da dahil olmak üzere, Doğu Anadolu'nun kuzey kısmı hı hı. diyelim. Ermeni silahlı güçlerine bıraktılar ve onlar da burada intikam tugayları General Andranik komutasında oluşturdular ve katliamlarına kaldıkları yerden o 1915 başlarındaki Van'da, Muş'ta, Bitlis'te yaptıklarını yeniden yapmaya başladılar. İşte Kafkasya'da yaptılar. Kuba'da mesela 100 bin yine Azerbaycan Türk'ünü katlettiler. Tabii o geçişte Kafkasya'da böyle bir cumhuriyet kurma girişimleri falan var değil mi? Kısa ömürlü de olsa evet, Cenubi Kafkas. Bolşevikler savaştan çekilince tabii Ermenilerin gücü o kadar üst düzeyde değil hı-hı. ve Osmanlı Devleti açısından bu bir fırsat oluyor ve Mondros Mütarekesi'ne doğru giden süreçte yani artık savaş Osmanlı Devleti için de bitmek üzereyken böyle bir kurtuluş harekatı var en azından. İşte Bakü'ye kadar hatta Kuzey Kafkasya'ya kadar uzanıyor Osmanlı hı hı. Kafkas İslam Ordusu. Hı hı. Ama Mondros Mütarekesi imzalanınca ne olacak? Çekilmek zorunda. Tabii oradaki ordu bu defa Osmanlı ordusu değil. Az önce söylediğim gibi Kafkas İslam Ordusu adını alarak evet. varlığını devam ettiriyor bir müddet daha. 1920'ye kadar evet. orada en azından Sovyet hakimiyetiyle beraber bölgenin bir dönem, ne diyelim güvenlik şimdi. İçerisinde kalmasını evet. sağlayacak. Mesela o sırada çok ilginç şahsiyetler de devreye giriyor. Said Şamil, mesela Şeyh Şamil'in torunudur bu. Böyle eskiden beri mücadele içerisinde olan insanların yeniden devreye girdiklerini de görüyoruz. Evet. Şimdi hocam bu Birinci Dünya Savaşı, daha sonrasında Kurtuluş Savaşı gündeme geldiğinde çokça konuşulan ama böyle bir efsane şeklinde aktarılan işte Buhara Müslümanlarının, Buhara bölgesinden Hindistan, Hint Müslümanlarının Türkiye'ye yardım ettiği söylenir. Ama bu yardımın hem yöntemine ilişkin, hem miktarına ilişkin, hem ne kadar ulaştığına ilişkin bir sürü söylenti evet. vardır. Bunun aslı nedir bu işin? Şimdi bu gerçekten çok gündeme geliyor ama bu konuya geçmeden buyurun. Çok önemli bir konuyu atlamak tabii. üzereyiz, hatırladım. Tamam hocam. Şimdi Birinci Dünya Savaşı biliyorsunuz Orta Asya'da cereyan etmedi. Evet. Ama tabii Çarlık Rusyası dolayısıyla hani Çarlık ordusunda belki hizmete alındı. Hı hı. Şimdi böyle ama fakat Birinci Dünya Savaşı'ndan da beter bir orada bir Türkistanlığa karşı bir zulüm vardır. Bu zulmün adı da 1916 isyanıdır. 16'yı ayrıca soracağım ben size. Soracak mısın? Yani bunu çünkü program içinde anlatalım. Oradan çünkü asker toplamama vaadini yerine getirmeyip asker toplamaya kalkınca tabii. o
16 Çünkü isyanı, Kazak isyanı. Yüz binlerce insan orada. Bunu ayrıca konuşalım isteyeceğim. Tabii bunu mutlaka bahsedelim. Çünkü bu çok önemli bir isyan. Bunu Mustafa Çolak'a hani Ruslaştırmaya karşı, Rus emperyalizme karşı isyanın afabesi. Hadi açalım devam edelim. 1916'da başlıyor. 1930'ların değil mi ortalarına tabii, kadar basmacı denilen bu. Belki bugünkü Sovyetlere karşı bağımsız ilan edilmesinin kökeninde. Yani o bilinç, o tarih bilinci kökeninde bu var. Şimdi buhar altınlarına gelirsek, ben bu konu üzerine eğildim. Bu mesele dönemin Buhara Halk Cumhur Reisi Sayın Osman Kocaoğlu'nun Yakın Tarihimiz isimli bir dergiye verdiği mülakattan biz bu bilgileri alıyoruz. Çünkü biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda bize en çok yardım eden Sovyetler Birliği'dir. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduktan sonra Moskova'ya bir heyet gönderiyor. Zaten meclisin kurulmasından önce, hatta Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmadan evvel gayri resmi görüşmeler vardı. Lenin Stalin tarafından buraya gönderilen. Türkiye'de mutlaka yani bu oldu bittiye Sevr'e boyun eğilmemesi, oradan milli mücadele için bir liderler çıkmasını Bolşevik liderleri destekliyordu. Tabii Hinterland oluşturma, ne tabii, tabii. Oluşturma. Çünkü eğer, bir de General Frunze'nin temasları herhalde tabii, öne çıkıyor. Birçok Albay Buduni ve diğer... Frunze'yi özellikle söyledim hani Bişkek'in adı uzun süre Frunze olarak tabii. Bişkek'i işgal eden komutan. Evet. Şimdi böyle bir yani orada bir Atatürk ve herhangi bir lider başkanlığında bir bağımsız Türk Cumhuriyeti kurulmazsa mesela İngilizler İstanbul'da hakim olur tabii. Tabii. Eğer böyle bir şey olmadığı takdirde ikinci hedef Moskova'nın kendisiydi. Bolşevik diyorum bitecekti. Evet. Dolayısıyla ileriyi gördü Lenin Stalin. Tabii. Ve bundan dolayı da Türkiye'ye yardım ettiler. İşte bu yardım sözü üzerine Atatürk meclisi kurduktan sonra ilk işi Sovyetlerin bu yardım vaadini gerçekleştirmek oldu. İşte bunun için bir heyet gönderiyor. O heyet görüşmeler yaptıktan sonra çıktığı zaman işte bizim Buhara Halk Cumhuriyeti Osman Kocaoğlu başkanlığı heyette Lenin'le görüşmeye girdi vakit. Lenin'in canının çok sıkkın olduğunu görüyorlar. Soruyorlar ya hayırdır niye böyle sıkkınsın? O da diyor sizden önce Türkiye'ye geldi. Bizden yardım istedi. Ancak ona yardım edecek hazinemizde yardım edecek paramız yok. O savaştan yüzden, sonra tabii o devrimden da bir, çıkmış. Evet. İç savaş yaşanmış. İç savaş yaşamış. İşte devrim hali. Kızıl ordu, beyaz ordu falan evet. Bu sefer Buhara heyeti diyor ki bizde var diyor. Bizde diyor Buhara hanlığından kalmış. Hazinede altınlar var. Biz diyor bunları size gönderelim. Siz de bunları Osmanlı'ya Türklere, Atatürk başkanı. Ya da işte yani Cumhuriyet'e, mücadeleye, evet, milli mücadeleye gönderiniz şeklinde böyle bir görüşme geçiyor. Ve akabinde bu altınlar yani Sayın Kocaoğlu ifadesine gönderiliyor ve bunlar da Türklere ulaştırılıyor. Ne kadar ulaştırılıyor? Şimdi 100 milyon altından bahsediliyor. İşte bunun ancak %10-15'i Türkiye'ye verildi. Kalanı işte Sovyet devriminde kullanıldığı söyleniyor. Ancak ben bir tarihçi olarak bundan şüphe ediyorum. Hangi yönünden? Çünkü biz tarihçiler belgelere güveniriz. Evet. Yani tamam Sayın Cumhurbaşkanımız Kocaoğlu bunu doğru söylemiş olabilir. Hani ben bunu yalan demiyorum. Evet. Buna ben inanıyorum. Ama bunu bir yabancılara anlattığımız zaman bunun bizden belgesini isterler. Derler ki o zaman hani Buhara Halk Cumhuriyeti'nden bu altınların çıkışı vardır mutlaka. Bugün arşivler araştırılırsa belki çıkacaktır. Orada bunun çıktı belgesi. Bu kadar altın Moskova'ya gönderiliyor. Moskova tarafında da Kızıl Arşivler'de bu altınların teslim alındığına dair bir belge olması lazım. İşte benim tüm ümidim şimdi burada. Şimdi Kızıl Arşivler açıldı. Gerçi ilk baştaki kadar yani Sovyetlerin yıkılışında çok serbest Kızıl Arşivler'de. Herkesin araştırma yapması ama şu anda herkes o arşivleri açmıyorlar. Şimdi burada mesela Özbekistan da bağımsızlığını aldı. Belki o dönemin arşivleri bu ara Halk Cumhuriyeti'nin orada mevcuttur. İşte biz tarihçi olarak her şeye şüpheyle bakıyoruz. Yani bunun bir belgesi bulunursa o zaman hem bunun bu efsane gibi anlatılan sizin dediğiniz gibi hem kesin miktarlar bizim önümüze gelecektir. Ve böylece hani bu efsane olmaktan çıkar. Bir tarihi gerçeğe dönüşür. O yüzden tarihçilere büyük iş düşüyor. Yani biz bunu ispatlamalıyız. Yani belgelerle. Belki Cumhuriyet arşivlerinde de bir izi bulunabilir. Çünkü gelen miktarın maaş
şeyin bağışın miktarı neyse bir miktar. Hani işte 100 milyon çıktı, 10 milyon geldi, 15 milyon bilmiyoruz ama Türkiye'nin teslim aldığı bir kayıt bir yerde vardır muhtemelen. Tabii tabii, yani bu var bugün Türk-Sovyet. Zaten para olarak da çok değil ama o paranın önemli ölçüde işte Sovyetler Birliği tarafından alıkonulduğu yerine silah, mühimmat vesaire şeklinde gönderildiği gibi bir bilgi de var. Muhtemelen o tür şeyler de yanılsamaya yol açıyor olabilir. Hani nakit az geldi, kalan nerede? Hint Müslümanlarının Müslümanlar. Da ama biz şimdi Türkiye katkısı olduğunu biliyoruz. Yani. Hint Müslümanlarından gelen paranın da yine böyle bir söylence düzeyindedir. Yani İsrail İş Bankası'nın kurulu sermayesinde önemli bir pay sahibi olduğu şeklinde de yorumlar, değerlendirmeler var. Tabii yani biz o milli mücadelede kullanılıyor bir para artınca bunu Atatürk İş Bankası'nın kuruluş sermayesi olarak yeni ekonomik yapının değerlendiriyor. Şimdi bu Cumhuriyet arşivlerinde biz bunun belgesini bulamayız. Çünkü bize Moskova yardım yaparken hem bunu Buhara Halk Cumhuriyeti'ne alıp size göndeririz bir ibare tabii ki düşmüyor. O yani Sovyet yardım olarak bize geliyor. Onun kaynağı orada bize gelen belgelerde zannetmiyorum. Bu hocamın altını çizdiği nokta önemli. Evet. Yani ekipman, mühimmat, işte savaş malzemesi ya da ne bileyim teknik malzeme filan tarzı geldi, aynı geldiyse izini sürmek biraz daha detaylı araştırmayı gerektirir. Şimdi bu tabii savaşın ortaya çıkardığı yeni uluslararası düzen, yani işte taşların yeniden karılması hani tabii doğruysa gerek Rusya Müslümanları içerisinde, gerek Orta Asya'da, gerek diğer bölgelerde yeni arayışları, yeni siyasi, sosyal hareketlenmeyi de beraberinde götürüyor. Bu açıdan baktığımızda hani siyasi sonuçlar, sosyal hareketler açısından Rusya Müslümanlarının da yaşananları biraz daha detaylı görebilir miyiz hocam? Evet, tabii ki. Yani siyasi faaliyetler zaten başlamıştı. Hı-hı. Duma zamanında başlamıştı. Hı-hı. Ve bunların ama son derece mütevaziydi kapsamı. Hı-hı. Yani özel bir bölge, milli yetlerin yaşadıkları bölgelere göre bir cumhuriyetler oluşumu falan gibi talepler yoktu. Dediğim gibi yani Rusların sahip olduğu haklar neyse bu devletin yine bir vatandaşı olarak hür bir şekilde kendi mensup olduğu kültürün, inancın gereklerini hür bir şekilde yerine getirecek zemini oluşturmaya çalışıyordu. Rusya Müslümanların siyasi hareketinin genel gayesi buydu. Bu biraz da şartlar böyle olduğu için yani tabii bir milli hareket gelişiyordu tabandan ama bunun için işte bilinçli bir kamuoyunun olması lazım, aydınların olması lazım, kuvvetli bir siyasi kadronun olması lazım. Bunlar ortaya çıkana kadar daha ileriye adım atmıyorlar. Kültürel özellik mi, topraklı özellik mi falan değil mi tartışmalar biraz evet. Yani savaş sonrası Rusya'nın beklenmedik bir şekilde savaşın ilerleyen yıllarında beklenmedik bir şekilde çekilmesi ve rejim değişikliği bu ikinci adımı atmak zorunda bıraktı biraz Rusya Müslümanlarını. Ve tabii işte Moskova'da bir genel kongre yapılıyor ama daha sonra bu birlikte hareketin sürdürülemediğini görüyoruz yerel şartlarla. İşte Güney Kafkasya'da Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletleri kuruluyor. Kırım yine bir özerk bölge halinde şekillenmeye çalışıyor bu çaba içerisinde. İdil-Ural bölgesinde İdil-Ural Cumhuriyeti kurma çabaları var. Bu Azerbaycan Halk Cephesi'nin kuruluşu da bu tarihte, bu dönemler değil mi? Bu tartışmalar sürecinde Azerbaycan Halk Cephesi tabii yani biraz çıkıyor. Da Osmanlı desteğiyle tabii yani bu Kafkas İslam Ordusu'nun desteğiyle oraya varmasından sonra aslında kafalarında bağımsızlık yok mesela. Azerbaycan bağımsızlığını 1918'de kazandığında normalde bir federasyon şeklinde yani yeni devletin şekli Sovyetler öncesinde Sovyet şekli tam ortaya çıkmadan önce beklenti şu özerk bölgeler ortaya çıkacak. Yani muhtariyet o dönemin tabiriyle ortaya çıkacak. Bu hedefte ama tabii Osmanlı ordusunda dediğim gibi desteğiyle beklenmedik bir hedefe doğru ilerliyorlar. Bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Ama bu tabii kalıcı olamıyor. Evet. İşte Ruslar arasında beyazlarla Kızıl Ordu arasındaki savaşta da Kızıl Ordu'nun yavaş yavaş durma hakim olması bu bağımsızlığı aleyhimize, tabii aleyhine döndürüyor. Öyle olunca da yeniden tabii o mütevazi sınırlara çekilmek zorunda kalıyor. Ama tabii Sovyetler Birliği'nin kendi
projeleri doğrultusunda oluşturduğu özellikle de bu çabaların önemli payı var. Tabii yani daha sonra bu 15 Cumhuriyet'ten yani bugünkü Tataristan, Başkurdistan gibi özel bölgeler Sovyet varsa Cumhuriyetleri işte, ya da bu muhtar Cumhuriyetler. Siyasi değişimleri bu Birinci Dünya Savaşı'nda 3 dönemde incelememiz lazım. O kısa dönemde gerçekten Türkistanlar 3 büyük değişikliği birden yaşıyorlar. Çünkü ilk önce Şubat İhtilali. Yani Ekim devrimini halk çok bilir de Şubat devrimi pek söylenmez. Esas Romanovlar sülalesini Çarlık dönemini bitiren Mart 1917'deki Şubat İhtilali'dir. Evet. Bu ihtilali Türkistanlar büyük bir sevinçle karşılamıştır. Çünkü onların düşüncesine göre bütün kötülüklerin anası Çarlık yönetimidir. Yani o göçmen akınları, işte 1916 isyan dönem, yüz binlerce insan, baskı, işte bütün yapılan kötülükler, her şey Moskova yönetiminden geliyordu. Zaten o dönemde demin hocamızın belirttiği gibi zaten Duma'da Türkistanlıların liderleri, işte Alaş liderleri, Zeki Velidiler, Mustafa Çokaylar, Alihan Bökeykhanovlar o dönemde Rus demokratlarıyla siyasi alanda çalışmalar yapıyordu. İşte bu Şubat İhtilali'nin patlak vermesiyle, çünkü bu savaşın getirdiği sıkıntılar Petersburg'da büyük bir isyana sebep oluyor. Bu isyan neticesinde Şubat İhtilali'yle Çarlık yönetim bitiyor. İşte bu büyük bir sevinç ve bundan sonra Rusya parlamentosundaki milletvekilleri yeni bir rejim, Demokratik Rusya Federasyonu. İşte bu federasyonda Türkistanlılar haklı konumlarını alabilmek için siyasi çalışmalar yapıyorlar. İşte bizim o Alaş Milli Hareketi dediğimiz bir dönem kısa bir hükümet gerçekleşecek. Yine aynı zamanda biraz güneyde Özbeklerle işte Kazakların ortak bir Türkistan Muhtariyeti dediğimiz iki demokratik bir yapı. İşte bu Şubat İhtilali'nden sonraki hareketler de meydana geliyor. Şubat'tan sonra işte Ekim'e doğru geliyoruz. İşte meşhur Ekim devrimi. Yani Bolşeviklerin ikinci dönem oluyor. Tabii hemen bu Şubat İhtilali, Şubat, Ekim. Evet. Yani arada bir 8 aylık bir kısa bir dönemden sonra Bolşevikler Şubat İhtilali'ni de ilga ediyorlar. Yeni bir devrim, Bolşevik devrimi. İşte buna da Türkistanlılar şaşkınlıkla karşılıyorlar. Birincisi sevinçle. Çünkü Çarlık Rusya bitti. Ama Ekim devrimi bu da nereden çıktı gibi bir şaşkınlık. Bir de tabii biliyorsunuz hani vakit gerçi kalmadı onları konuşmaya ama Bolşevik Partisi yöneticilerinin başlangıçta bu self-determinasyon, kendi kaderine tayin filan Orta Asya bölgelerine böyle bir vaatlerde de bulunuyor ama hakim olduktan sonra. Tabii bunlar, Lenin'in meşhur o Kasım ayında yayınlı beyanname var. Türkistan halklarına, sartlarına diye hani sizin dininize, diyanetine karşılmayacak, kendi haklarınızı yapacaksınız için vaatleri var. Ancak bunlar tabii ki gerçekleşmiyor. Hem Alaş hem Türkistan Muhtariyeti yıkılıyor. Şimdi hocam herhalde süremizin sonuna geldik. Fakat şöyle bir şeyle kapatsak diyorum uygun görürseniz. Bu siyasi, ekonomik, sosyal sonuç tartışmalar tabii edebiyata da bir şekilde yansıyor. Elbette, elbette. Türkistan edebiyatına, tabii, bu Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'na bakış, şiirlere değil mi işte yazılara. Bu edebiyata yansımaları belki muhtemelen birçok örneği var ama işte Macan Cumabay'ın var, Çolpan'ın var, Kırgız şairi Sarıbay'ın var ama bir tanesinden bir kısa örnekle böyle bir ağza da tat bırakarak bitirebilir miyiz? Tabii tabii memnuniyetle. Mesela Kazakları Macan Cumabay'ı vardır. Çok büyük şairdir. Bu o dönemde Türkiye'nin bu sıkıntılı dönemi. Çünkü yedi düvel deriz ya. Türkiye'ye saldırmış. Türkiye artık mücadele ediyor. Yeni cumhuriyet kuracak. O dönemde yazdığı şiir şudur. Ağlısta azap çekken bavrum. Kuvargan bay şeşekte kepken bavrum. Kaman kaldın cavdun ortasında. Köz kılıp közüncasını tökken bavrum. Yani uzakta azap çeken kardeşim, kurumuş lale gibi solan kardeşim, kuşatmış kalabalık düşmanın ortasında göl gibi gözyaşı döken kardeş. Bu şiir uzundur ama sonu çok enteresandır. Nasıl bitiyor hocam? Yani Türkiye'nin bu sıkıntılığını dile getirdikten sonra ben Anadolu Türkçesindeki şeyini okuyorum. Kardeşim, sen orada ben burada kaygıdan kan yutuyoruz. Bizim adımıza layık mıdır köle olmak? Gel gidelim Altay'a. Ata yadigarı altın tahta. Yani Türkleri Anadolu Türkleri bak bırak oralar diye bak seni orada rahat bırakmıyorlar. Gel bu Altay'a diyor. Senin beşiğin burası diyor. Bu altın tahta mutlu olarak yaşayalım. Yani hiçbir millet bir başkası kendi vatanına davet eder. Demek ki bakınız 1921'de yazılmış bu şiir. O dönemki kardeşliği çok güzel diyor. Yani ilk kısmı da çok etkileyiciydi çok yani. Direkt doğrudan şeyi aynı duyguları paylaşan. Hocam sizin son cümleleriniz varsa onlarla. Azerbaycan'da Mehmet Cevat'ı da hatırlamak
da fayda var. Doğru. Çırpınırdı Karadeniz'in yazarı. Yine hı-hı, Azerbaycan'ın Kafkas İslam Ordusu oraya gittiğinde işte Laleler meşhur türküdür. Osmanlı ordusuna gelişini sevinçle karşılamasının bir tezahürü. Hı-hı. Yani bu tabii aslında asırlardır devam eden kardeşliğin o dönemki yansımaları. Yani hı-hı, insanların birbiriyle yakın münasebetlerinin sonuçları. Bunları bugün de çeşitli vesilelerle görüyoruz ve devam edeceğini ben düşünüyorum. Umuyoruz gelişerek devam etsin. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz zaman teşekkür ayırdınız. Ediyoruz. Evet, böyle bir fırsatı verdiniz. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda vaktimiz el verdiğince Birinci Dünya Savaşı ve Türk Dünyası konusunu çok kıymetli konuklarla ele aldık. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.